Saç ekiminde en önemli kısımlardan birisi planlamadır. Hastaya kaç seans yapılır, kaç greft ekilir, hangi yöntemle yapılır bu planlamada belli olur. Öncelikle saç ekim işleminde hastanın herhangi bir ağrı olmaması için çalışma alanımız lokal anesteziyle uyuşturulur. Anestezi ardından doku alma işlemi başlar. Günümüzde bu işlem bir mikromotor aleti desteğiyle yapılır. Biliyoruz ki alınan dokuların yerine yeni doku gelmez. Gelecekte herhangi bir boşluk kalmasın diye aldığımız zaman hemojen almamız lazım. Doku alma işleminden sonra kanal açma işlemi başlar. Gelecekte doğal görüntü sağlaması için bu işlem çok önemlidir. Birkaç yöntemle yapılır. Birincisi normal yöntem. Bu yöntemde keskin bir metal aletiyle yapılır. İkincisi safir yöntemi. Bu yöntemde elmas bir aletle yapılır. Avantajı diğer yöntemlere göre daha keskin olması, daha sıkı yapılması, daha az kanama olması ve iyileşmezse daha çabuk olması. Ve üçüncü yöntem iğne açma yöntemidir. Son olarak aldığımız dokular bu açtığımız kanallarda yerleşir ve işlem tamamlanmış olur. Hasta pansuman yapılır ve tavsiyelerle taburcu olur.